Epsilon tarikatı dünya dışı varlıklara tapar ve GTA evreninin her bir noktasına yayılan insanları ve uzaylıları kapsar. 12 maddeden oluşmuş absürt ve katılaşmış bir öğretileri vardır. Sapkınca yaşarlar ve paranoyakça kurulan bir dünya düzenine inanırlar. Kraf, Krant ve Kiflom diye adlandırdıkları varlıkları tanrıları olarak kabul ederler. Bu tanrıların geri döneceği söylenen vaat edilmiş günü beklerler. Devletin, toplulukların, şirketlerin ve medyanın her basamağına sızmış haldedirler. Epsilon tarikatının San Andreas'ın en büyük gizemi olduğu söylenir. Ve bu tarikat kesinlikle gerçektir. Merhaba dostlarım, ben Serdar. Ve San Andreas gizemleri Epsilon tarikatına hoş geldiniz. Eğer bir gün yolunuz Blueberry köyüne düşerse orada asla durmayın. Bu ölümcül bir hata olur. Köylülerin gözünden nefret akar. Her an saldırmaya hazırdır onlar. Sapkın, berbat bir yerdir burası ve son durağınız olabilir. Kaçmadınız mı hala? O zaman artık bu tarikatın bir kurbanı oldunuz. Ama merak etmeyin. Siz bu kurbanlardan sadece bir tanesisiniz. Yüzlerce, belki de binlerce kurbandan. Blueberry köyü o kadar ilginç bir yerdir ki gizem avcıları Epsilon programı dışında da bu yerleşimi ayrı bir dosya konusu yaparlar. Köyün pek çok yerinden tarikatın bayrak rengi olan mavi tonda ışıklar gelir. Köylülerin yabancıları sevmedikleri açık bir gerçektir. Burada bazı suçların işlendiği de kesinlikle bilinmektedir. Bunu da bazı evlere çekilen polis şeritlerinden veya pencereleri ve kapıları tahtalarla mühürlenmiş evlerden anlarız. Dışarıya çakılan bu tahtalar yine dışarıdan rahatça sökülebilecek bir durumdaysa demek ki ev dışarıdan mühürlenmiştir. İçeride neler yaşandığını ise bilmiyoruz. Böyle bir durumda bu suçların doğasını sizin hayal gücünüze bırakıyorum. Red County Truck Terminal'da ise Truck Terminal harfleri Epsilon'un mavi rengindeyken Red County yine kırmızı ile yazılmıştır. Red ve Truck kelimelerinin üst üste gelmesi Epsilon için önemli olan kırmızı kamyonete gönderme yapar. Burası öyle gizemli bir yerdir ki köye gelen yolların biçiminin bile Yunan alfabesindeki Epsilon harfine benzediği söylenir. Blueberry köyü gizem avcıları için kaynayan bir kazan rolündedir ve ilerideki bir videoda bu konuya dönecek olmamız kaçınılmazdır. Epsiloncuların 12 maddelik öğretisinin özeti şu şekildedir. Dünya 157 yaşındadır. Dinozorların varlığı yalandır ve insanlar zayıf oldukları için bu yalana inanırlar. Herkes mutludur ama kimse mutlu olduğunu bilmez. Herkes aynı ağaçtan gelir ve kızıl saçlılar dışında herkes akrabadır. Herkesin her hafta belli bir sayıda cinsel ilişki yaşaması gerekir. Uzaylılar gerçektir ve dünyada bulunurlar. İmparator Kraf'ın varisi yüzündeki doğum izinden tanınabilir. Ağaçlar konuşurlar ve sadece bazı insanlar onları duyup anlayabilir. İnançlılar inançsızlardan daha fazla yaşarlar ve Epsilon'a adanmak insanları mutlu yapar. Bu öğreti çok uçuk düzeyde inançlar içerir ama göreceğimiz üzere Epsilon tarikatının inançları ve öğretileriyle birlikte bu oyunda bütüncül bir gerçekliğe sahip olduğunu düşünmemiz için çok sağlam nedenler vardır. Oyuncuların söylediklerine göre bu okült uzaylı topluluğuna katılmak olasıdır. Bunun için tarikatın kurucusu Chris Formage'ın söylediklerinden ve de Epsilon programının öğretilerinden yola çıkılarak bir eylemler listesi bile hazırlanmıştır. Mavi giysiler giyildiğinde, saç kızıla boyandığında, oyun %100 tamamlandığında, mezar taşı ve istavroz dövmeleri yaptırıldığında, minimum yağ ve kas oranlarına sahip olunduğunda, kumarhanelerde 100 bin dolar harcandığında ve oyun içinde hayat kadınlarıyla haftada 9 kez cinsel ilişki yaşandığında oyuncunun Epsilon tarikatına girebileceği söylenir. Ama bu henüz daha kanıtlanamamıştır. Dahası bu istenenler kendi içinde de bir tutarsızlık örneği yaratır. Gizli spor salonunu bulmak gibi bazı gereklilikleri yerine getirmek için hile kullanma durumunda kalmak, oyunu hilesiz bitirme zorunluluğuyla doğrudan çakışır. Ayrıca tarikata girebilmek için sağ tarafı hasar görmüş,
kırmızı renkli bir kamyonet de önemli bir rol oynamaktadır. Tarikata katılmak, en azından San Andreas'ta çok olası görünmese de tarikatın üyeleriyle karşılaşmış, konuşmuş ve hatta görevlerde onlarla beraber hareket etmiş olmanız mümkündür. Chris Formage tarikatın kurucusudur ve WCTR radyo programında ara ara konuşmalar yaparken dinlenilebilir. Ama GTA 5'tekinin aksine oyunun içinde oyuncunun karşısına hiç çıkmaz. Gizemli bir karakterdir. Tarikatı da para kazanmak için kullanır, bunu da açık açık söyler. Ama anlattıklarının gerçekliğinden kuşku duymak mümkün değildir. Vice City'deki Lafis grubundan tanıdığımız Jess Torrent de tarikatın bir parçasıdır. WCTR'daki Area 53 adlı komplo teorisi temalı programını yapan Marvin Trill isimli sunucu açık açık Epsilon'un bir parçası olduğunu söylemektedir. Görevlerde kendisiyle birebir konuştuğumuz, savaştığımız, sağ kaldığımız Macra adlı karakter de kimyasal ve cinsel bağımlılıklarından kurtulmak için tarikata katıldığını kendi web sitesinde açıklar. Bunun dışında oyun içindeki bazı berberler ve sırtında çantasıyla dolaştığını gördüğümüz kampçılar da Epsilon programının üyeleri olduğunu belirten sözler söylerler. Bunun haricinde San Andreas'ın köylerinde, şehirlerinde, çöllerinde, ovalarında yaşayan pek çok başka insanın da Epsilon tarikasının üyesi olduğu bilinmektedir. The Truth'un tarikatlarla olan bağı çok ilginçtir. Body Harvest görevinde biçer döveri çalmak için oyuncuyu yolladığı çiftlik, sağ kalımcı tarikatçılara ait bir çiftliktir. Burası oyunun PlayStation 2 sürümünün haritasında ve sitesindeki rehberde Tarikat Çiftliği olarak geçer. Pencerelerden gelen ışık, Epsiloncuların baştan aşağıya kuşandığı mavi rengindedir. Are You Going to San Fierro görevinde de yolculuk yaparken Truth, vatandaşları izleyen hükümet uydusu sayısının 23 olduğunu, bunun da aslında Pentagon'da saklanan kutsal kalıntı sayısına eşit olduğunu açıklar. Truth ile tarikatlar ve dini yapılar arasında bariz bir ilişki vardır ve karakterin uzaylılarla olan bağından ve de uzaylılarla tarikatlar arasında var olan bağdan bütün San Andreas'ı kaplayan dehşet dolu bir gizemler ağını açıkça görebiliriz. Eğer Lil Probe Inn adlı kafedeki UFO haritasına bakarsanız işaretlenen noktalardan birisinin Las Venturas'ın güneybatısında kalan Green Glass Koleji olduğunu göreceksiniz. San Fierro'da CJ'in ilişki kurabileceği Katie Zen de burada okumuştur ve buradaki Epsilonistler hakkında zaman zaman eleştiriler yapar. Eğer koleje gelirseniz günün belirli saatlerinde bu noktada Epsilonist bir NPC olduğu bilinen kampçı karakterle karşılaşabilirsiniz. Okült grubun inanç sisteminde uzaylıların büyük yer tuttuğunu hatırladığımızda, Truth'un tarikatlarıyla uzaylılarla olan bağlantısı düşünüldüğünde ve de UFO haritasında işaretlenmiş noktalardan birisinin bu kolejde bir diğerinin de Blueberry'nin hemen yakınında olduğu hesaba katıldığında, Epsilon tarikatının UFO'lar ve uzaylılarla doğrudan bir bağlantısı olduğu gerçeğine artık ulaşırız. Ama değerli dostlarım, en büyük kanıtımıza daha gelmedik. En bariz, en somut bağlantıyı gösteren, en dehşet verici kanıtımıza işte şimdi geliyoruz. Tarikatın uzaylılarla olan bağlantısını en açık bir şekilde ortaya koyan kanıt, Mike Torino'nun verdiği Stowaway görevindeki uzaylı MIB ajanlarının, yani siyah giyen adamlar casuslarının oyun içinde etkinleştirilmemiş halde duran ses dosyalarıdır. Bu dünya dışı casuslar, Epsilon programının kutsal yüce varlıklar olarak gördüğü Kraf, Krant ve Kiflom'a atıfta bulunurlar. Oh, Krant Kiflom's trousers. Aw, Krant shit. Bu kavramlardan ağız alışkanlıkları dolayısıyla yine tanrısal varlıklar olarak bahsetmeleri ya tarikatı uzaylı inancının bir parçası yapar ya da uzaylı varlıkların inançları ile tarikatın kendisinin aslında bir olduğunu gösterir. Yani sadece tarikatın kendisi gerçek olmakla kalmaz.
tarikatçıların inandıkları da gerçeklik üzerinde ayrı bir katmana tırmanır, belki de gerçekliğin kendisini alt üst eder. Bu gerçekliğin içinde sadece tarikatçılar veya uzaylılar yoktur artık. Epsilon'un uzaylı tanrıları da vardır. Şu ana kadar hastalıklı seri katillerden bilinmeyen kriptik yaratıklara, UFO'lardan uzaylılara ve en sonunda da tarikatlardan uzaylı tanrılara kadar geldik. Ama tüm bu konular aslında bilimin ve rasyonel gerçekliğin sınırlarını zorlaya zorlaya hakkında konuşabileceğimiz varlıklardı. Diğer yandan San Andreas içinde bütün gerçekliğiyle kendisini gösteren öyle bir gizem vardır ki ortada ne akıl, ne mantık, ne gerçeklik ne de ayağımızı koyabileceğimiz sağlam bir zemin bırakır. Özgüvenimizi, açık zihnimizi ve cesaretimizi paramparça eden olağan dışı, doğaüstü, paranormal bir dosyadır. Ama artık bu da gelecek bölümün konusu. Sonraki videoda görüşmek üzere.